Neredesin? Ne yapıyorsun? He? Ya hayat sana güzel vallahi. He. He. Ya ben dükkandayım. Hı, ben de seni özledim canım. Evet. Ya şöyle yapalım mı? Ben işlerimi halledeyim, ondan sonra seni ararım. Tamam mı? Şapşiksin. Tamam. Hadi sen kapat. Ya hayır, ben kapatmam. Sen kapat. Tamam, aynı anda kapatıyoruz o zaman. Tamam mı? Hadi bakalım. 3, 2, 1. E kapatmadın. Tamam. Hadi, hadi kapat. Tamam. Ya. Kim abi o? Jale yenge mi? Yok ya. Bizim gümrükçü Ejder var ya, o aradı. Ya bizim malları çekmiş de onu söylüyor. Ha. Ya çok delikanlı çocuk. Ben de yeri ayrı kral. Belli oluyor abi. Geçen gün biz bununla mesajlaşırken yengem beni gördü. Nasıl gülüyorsam artık dedi, sen kiminle mesajlaşıyorsun? Ha. Ya bir kriz patladı kral. İnanamazsın, zor sakinleştirdin bizim kadın. Doğrudur abi. Aynen. Ha, hayırlı işler. Hayırlı işler kral. Hoş geldin. Merhabalar. Merhaba, buyur. Bu Z-Fone 17 ne kadar sizde? Z-Fone 17, 13.500 lira kral. Hmm. Hmm. En son kaç olur? Kralım, en son kaç olur biliyor musun? Bak. En son 13.500 olur kral. Zaten bana kalan 15 lira para kral. Ha, Ozan göster oğlum 15'i. Şu 15 işte, lira. Şu kaldı bak. Oldu. Biz bir dolaşıp gelelim. Ay baba. Zaten 3 gündür dolaşıyoruz. Yani ne zaman bir elektronik eşya alacak olsan ufak bir turneye çıkıyoruz. Hadi tamam, al hadi gidelim evimize. Kral sizin ev karşı tarafta mı? Aynen karşıda. Bursa, Marmara'nın karşısı. En iyi fiyatı bulmadan içim rahat etmez benim, tamam mı? Biz bir dolaşıp gelelim. Dolaşın kral, dolaşın. Dolaşın bakın. Dolaş, dolaş. Biz de arkadaşlarla zaten ağız birliği yaptık. Aynı fiyatı veriyoruz hepimiz. Sen anca dolaşarak o göbeğini eritiyorsun. Ne sanıyor lan bunlar burada? İyi günler esnaf kardeş. İyi günler, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim kral? Efendim ben yeni bir bilgisayar bakıyordum da. Saçmalama kral, ben böyle bir şeye izin vermem. Kusura bakmayın, ben kızmayın efendim. Ben kapıda elektronik yazıyordu da o yüzden geldim. Herhalde yanlışlık oldu, ben şey yapayım. Kral telefonla. Tamam, biz seninle ne fiyata konuştuk kral? Evet. Yahu sen riske girmek istemiyorsan ticaret yapmayacaksın kral benimle. Kapat kral! Kral çok özür diliyorum. Şu anda gözüm gözünde sendeyim. Sen benden ne istemiştin kral? Klima mı? Bilgisayar. Kral elhamdülillah biz yani bütün fişe takılan ne varsa satıyoruz ya, o yüzden şaşırdım ben. Evet. Otur sen şöyle. Ozan hemen 2 tane çay getir oğlum. Teşekkür ederim. Sağ olun, ben çay içmem. Ozan, biri açık olsun. Tamam abi. Otur kral sen otur. Sen şimdi bilgisayarı ne istiyorsun kral? Yani eğlence için mi, iş için mi? İş için. Efendim ben yazarım. Belki duymuşsunuzdur. Hayati Özakıncı ben. Yurt dışında ödüllerim de var. Ya tamam kral. Ben de diyorum, nereden hatırlıyorum ya? Ben senin bütün kitaplarını okumadım kral. Biliyorum. Sen mobilli değil misin? Evet. Tamam, şimdi çıkarmadım kral. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yani benim de tabii bütün romanlarım 40 ayrı dilde çevrildi. Çevrildi değil mi? Şimdi benim de işte bu bilgisayarım biraz eski bir sorun çıkarıyor. Acaba diyorum siz ne önerirsiniz? Kral bak, bende bir alet var. İnanamazsın, böyle bir şey yok. Bak, böyle bir alet yok kral. İnanılmaz bir şey. Ejder 500 serisi. Acayip bir cihaz. OLED ekran var bunda. 16 GB/BTX ekran kartı. Aynı zamanda da bak 1 TB SSD hafıza kartı var, 16 çekirdek işlemcili. Bunun kanadı yok ama kuş gibi uçuyor, inanılmaz bir hal. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Fakat ben sadece kitap yazacağım. O söylediklerinizin hiçbirini anlamadım zaten. Kral gözünü sevdiğim, kusura bakma ama yazar dediğin çağının sesidir, doğru muyum? Doğru, bir bakıma öyle evet. Kral teknoloji çağındayız şu anda. Çağı takip edeceksin, öyle değil mi? Endüstri 4.0 otomasyon var bunda. Yapay zeka var, öyle değil mi? Sana yemin ediyorum bak kral. Yapay zeka bir gün gelir senin işini elinden alır. Vallahi haberin olmaz, benden söylemez. Ozan! Oğlum çay nerede kaldı? Geldi abi. Hemen ver abine çayını. Çay. Ay Allah. Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii yavaş ya. Lan, yavaş. Tamam abi. Haklısınız, yani ben çok fazla teknolojiye uyum sağlayamadım, doğru. Kral bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu aletle bütün oyunları açabilirsin. Aa, oyun, tiyatro oyunu. Tiyatro, Shakespeare. Bak.
Kral, bilgisayar oyunundan bahsediyorum. Sana benim bunun yanında bir kulaklık vereceğim kral. Aklın şaşacak, böyle bir şey yok. Kulaklığı göster. Kulaklık? Bak. Kral, bu kulaklığı takıyorsun. Yanında havan mermisi patlasa duymazsın. Yahu kardeşim! Bakın ne kadar kibar bir insanım. Sinirimi sadece yahuyla belirtiyorum. Ne yani bu internet kafelerin köhne köşelerindeki umutsuz çocuklar gibi oyun oynayıp gerçekliğimden mi uzaklaşayım anlamadım ki. Allah aşkına kral, bu ne betimleme ya, bu ne demek? Biz sana bir tane de VPN indirelim en iyisi. Sen niye gerginsin söyle bakalım, bu gerginin sebebi ne? Şimdi şöyle efendim, benim bilgisayarım bozuk. Evet. Romanımın yeni hikayesini bulamadım. Evet. Ve o doğru çatışma bir türlü doğmuyor. Kral, çatışma bizim göbek adımız. Anladın mı? Sen nasıl bir çatışma arıyorsun, onu söyle bana. Onu da mı satıyorsun? Sen nasıl bir çatışma istiyorsun, he? Doğudan gelip batıya entegre olamayan mı, yoksa batıdan gelip doğuda kendini bulamayan mı? Sen bana çerçeveyi çizeceksin, ben sana vereceğim karakteri. Teşekkür ederim, sağ olun, sağ olun. Ben kendi çatışmamı kendim bulurum. Ben koskoca yazarım ya. Hayır, yani romanımın hikayesini de ben Batı Bank'ta bulacak değilim, değil mi? Öyle mi? Öyle mi kral? Tamam, sen bilirsin. Bak, böyle yaparak toplumdan kopuyorsun. Nuri Bilge benim arkadaşım, geliyor burada alışveriş yapar. Bütün karakterlerini buradan buluyor, biliyor musun kral? O hani soğukta böyle bakan bir karakteri var, onu pasajın önünde burada, halinin orada. Hadi ya. Evet. Gel sen bunu al, farklı dünyalara bir seyahat et, kafan açılsın kral. Anladım, anladım ama yani ben sadece kitap yazacağım, oyun oynamak istemiyorum ben. Kral, yaz yaz, nereye kadar? He? Seni vitesi bir boşa alman lazım. Sen şimdi çıkıyorsun Cihangir'de böyle yürüyorsun değil mi? Geliyorsun bir kahve alıyorsun, sonra eve git, doğru muyum? Bir bakıma doğru, evet. Boşu boşuna masraf ediyorsun kral, ne gerek var? Gözünü sevdiğim adamın, sen bununla bir iki oyun atacaksın. Oh, keyfin yerine gelecek. Ondan sonra daha güzel yazmazsan gel beni suratıma tüfür. Abi merak etme, ben seni eklerim. Ekle. Takım olur seninle. Evet. Karşı takım kim? İşte 13-14 yaşındaki ergen çocuklar. Aynen. Ya bu varoluşsal sorunlar yaşıyorlar mı? En azından romanımda kullanırım. He? Ayarlarız abi tabii. Her türlü ortamımız var. Ayarlarsın oğlum, ne var? Aynen. Sen şimdi bunu alıyorsun. Bak, bir tane de kulaklık veriyorum ama onun yanında kral, beni bekle. Gecenin olayı bu. Kral bak, sana ben bir tane inanılmaz... Bak, bunun bir büyüğü vardı, bu daha iyi ama. İnanılmaz bir oyun koltuğu. Bununla oyun oynadıksan sonra kral, diyeceksin ki ben hayatımda oyun oynamamışım ya. Böyle bir şey yok diyeceksin, şuna bir ama otur. Ben zaten hayatımda oyun oynamadım. Kral, otur. Nasıl, he? Yani. Bak, bak. Nasıl, he? Kral! Aman abi. Kral. Aman kral, aklımı çıkardın yemin ediyorum. Bak kral, bak. Görüyor musun? İnanılmaz bir alet. Bak şuralar şöyle oynuyor. Acayip bir şey ya. Başım dönüyor. Evet yani. Biraz baş döndürüyor ama iyi. İyi rahat, değil mi? Rahat. Evet. Rahattır. Tamam. Evet. O zaman bunların hepsini sana sarıyoruz kral. Şimdi bak, sen Nobel ödüllü bir yazarsın. Tamam mı? Evet. Sana %25 indirim yapıyorum. Sana ben KDV'yi %8'den değil, %1'den veriyorum. Biraz da böyle boş boş basıyorum. Biraz da nefesimi yapıyorum. Sana 25.000 liraya bunu kilitliyorum. İyi olur peki, güzel. Olur. Tamam. İyi kral. Hadi bak. Heh, hayırlı işler tekrar. Ustam aşk olsun. Yandaki dükkan aynı telefona, Zifon'a 12.800 dedi. Yandaki dükkan bizim gözlükçü Ufuk var, onun yanında da parfümcü Bülent var. Sen Ahmet'i mi diyorsun bana? İşte şey ne... Dur bir dakika ya. Ya tamam canım. Alo! Ahmet! Sana bir tane toplu yanında bir kız biri geldi mi müşteri? Zifon sordu mu? Bir saattir senin dükkanda yok musun? Cağa mı gittin sen? Ulan şerefsiz, haberi ver, beraber yerdik. Tamam, kapat. Şu an bizi yalanlarınla ya. Bu ne böyle? Ayrıca böyle ucuz fiyata bulacağız macerası yüzünden biz daha çok para harcıyoruz. Karışma bana. En son kaça olur? 13.500 kral. Biz bir dolaşıp gelelim. Hadi işte. Sizin de babanız böyle delirtiyor mu insanı? Bilmem. Baba bekle. Oo. Kral, hayırlı işler ya. Ha,
Hayırlı işler mi, ne işi? Ya hanımefendi resmen sana iş attı Ozan. Tabii abi, en son Beyaz Show'da konuklara böyle iş atılıyordu. Öyle mi diyorsunuz? Sen böyle tavşan gibi kaldın ama. Evet, ben de kadınlarla iletişim konusunda biraz sıkıntılıyım, doğru diyorsun. Sen hiç merak etme, o iş bende. Serkan Jöle. Ver onu. Jöle mi? Kral bak, senin şimdi yüzün biraz kunduz gibi olduğu için sen saçlarını böyle öne vermişsin, ornitorenk gibi olmuşsun. Gel bak, yaklaş bana. Uyuy. Zuyi. Kral, Allah'ın seversen tablo gibi oy. Rönesans tablosu kral. Evet. Öyle mi? İyi mi? Güzel, nasıl? Yüzün gözün açıldı abi. Aynen, gözün dedin de şu gözlüğü de çıkar. Ama ben miyopum. Sen hiç merak etme. Benim stüdyoda bir arkadaşım var. Lazerci Serhan. Ona götüreceğiz seni ama şimdilik idare et kral. Şu şeyi getir, bizim gömleğe ver. Kalk, 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 kalk. İyisin. Abi. Sen şimdi çıkar onu. Çabuk, 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 çabuk. Ne ki bu, oldu mu ya? Babasının gömleğini giyen delikanlı çocuk gibi oldu. Yemin ediyorum ya. Şu şıklığa bak. Üf! İnanılmaz oldun kral. Vallahi billahi. Çabuk davranalım. O şişkoyla kızı hemen damlar şimdi. Onlar gelince ne yapacağız? Sen hiç merak etme. O iş bende. Sen yersiz yere gizemli ol. Ben halledeceğim o işi, tamam mı? Ha, usta, dediğin gibi bak, çektim geldim parayı. Tam 12.000 lira. Hadi ver bakalım telefonu, 12.000 lira getir. Aa, burası orası değil. Yanlış yere gelmişiz. Hay Allah, haydi Çiçek, gidelim de 12.000 liraya telefonu veren adama gidip alalım. Dur baba, belki burası da o fiyata verir. Öyle mi diyorsun Çiçek? Bir soralım bakalım. Esnaf kardeş, esnaf kardeş. Efendim kral, efendim. Ne diyorsun, 12.000 liraya bana Zifon'u verecek misin? Kral ne bileyim, ben bir çizmeli kediye sorayım. Allah'ını seversen, biz burada çocuk oyunu mu oynuyoruz? Yaşına maşına mı? Tam bu ne ya kral? Hakikaten baba, rezil ettin bizi ya. Senin yüzünden kızım. Ne? Role de giremedin zaten, inandırıcılığımız kaybetti. Orada sinirim bozuldu, güldüm zaten. Olmadı ya. Sen ne değişik bir karakter çıktın kral ya. Vallahi bizim Hayati seni yasa yeridir yani. Hayati kim? Bizim yazar Hayat var. Oğlum göster Hayati'yi. Hayati Özat demişim. Siz kıyafetinizi mi değiştirdiniz? Bilmem. Belki değiştirmişimdir. Belki de değiştirmemişimdir. Değiştirdi kral, değiştirdi. Bunlar şimdi sanatçı olduğu için. Esrikle. Çılgınlar, hırpanileri, anladın mı? Bu modellerden daha piyasada yok. Bak, şu kasa artık yok. Siz yazar mısınız? Ne yazıyorsunuz peki? Bilmem. Ne yazdığınızı bilmiyor musunuz? Roman yazıyorum. Mobel ödülü aldım. Duymadınız mı? Hayır, duymamıştım. Çok havalıymış. Havalı tabii kral. Kitapları 80 dile çevrildi bunun. Tabii canım. Varoluş, yok oluş, toplumsal fayatları, modernizm, kişinin yalnızlığı, hepsini sorguluyor bu adam. Ay, en son ne sorguladınız? Tüketim toplumuna adapte olamadığı için mutsuz olan bir bireyin kendi iç dünyasındaki yolculuğu ve kimsesizliğinin kimsesizliği. Bekar işte kral. Bekar. Siz bence gidin, bir çay için beraber şöyle bir zaman geçirin ya. Ne oluyor lan burada? Baba kızdı. Tamam. Kral bir dakika bak, Hayati'nin hatırına ben sana o telefonu 12.900'e bırakıyorum. 12.900 mü? 12.900. Şimdiye kadar aldığım en iyi fiyat, kabul. Ozan gel buraya. Buradan çekin. Çek. Yok, geldi. Tamam. Al onu. Hadi kral bakalım. Bir şey söyleyeceğim sana ya. Yaz. Bak şimdi bunların ekranları çok pahalı oluyor, 3.500 lira. Sen bunu düşürürsün kralsın. Ben sana şöyle bir ekran koruyucu satıyorum, 600 lira. Bunu al, muhakkak al. Tamam, bunu oldu. Bunu da buradan çek. Çek. Tamam. Ne etti şimdi toplam? 13.500. Yine dediğine geldik yani. Bunca yıldır esnaf dolaşırım, senin gibisini görmedim. Tebrik ederim, kral. Kral eyvallah. Görüşmek üzere, iyi bak kendine. Hadi işte. Size şöyle ben kartımı veriyorum. Şöyle. Hani çay içmek için falan, hani aramak isterseniz diye. Hani benim üstünde çünkü numara var, oldu. Oh! İnanamıyorum.
evden bilgisayar almak için çıktım. Tekrar eve bir kadının telefon numarasıyla dönüyorum. Çok mutluyum. Kral, burası Batı Bank. Asla aldığın şeyle eve dönemezsin sadece. Anladın mı? Bu arada senin hesabın 30.000 kral. 30 mu? 25 demiştiniz. Kral, gözünü seveyim. Sen kızla konuşurken böyle put gibiydin. Ben açtım sizin muhabbeti ya. 5.000 liralık ben danışmanlık yazıyorum sana. Zaten öbürü 25.000, öyle değil mi? Ben bundan da KDV indirimi yapamam. Ha? Sen şimdi bak, bu kalibrede, bu performansla bir kızın kartını aldın ya. Kral, evet, bu evet. Benim sayemde yani. Evet, evet, haklısınız. Doğru söylüyorsunuz. Ayrıca romanımın konusunu da buldum. Teşekkür ederim. Kral, bizim hayatımız roman. Roman demişken, sen romanlarını hangi yayın evine bastırıyorsun kral? Çağdaşlık Yayınları. Çağdaşlık Yayınları. Yüzde kaçla çalışıyorsun? %35 tabii. Ben ödüllü olduğum için o yüzden. %35'le? Kral, seni büyük şey yapıyorlar ya. Nasıl ya? Kral, sen kitap yazmasan adam kitap satamaz ya. Gel seninle bir matbaa açalım. Tamam mı? Bütün masraflar çıktıktan sonra her şey kemiksiz sana kalsın. Ya anlıyorum da ben Nobel ödüllüyüm. Benim ne anlarım ben kağıttan, matbaadan? Kral, sen anlamayacaksın. Benim arkadaşım var, Atakan. Matbaası var. Gel ben seni şimdi Atakan'la bir tanıştırayım. Oğlum, Yusuf abin gelirse beni arasın, tamam. Tamam abi. Gel şöyle kral. Gel, 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 gel. Sen onları paket et. Tamam abi. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen desin.